Hepinize merhaba değerli Haber 1919 izleyicileri. Vatandaşlar tarafından merak edilen hususları sizlere aktarmaya aynı hızımızla devam ediyoruz. Havaların yavaş yavaş soğumasıyla birlikte aktarların yolu aşındırılmaya başlandı. Vatandaş kışa hazırlanarak mevsimi rahat geçirmek istiyor. Biz de bu noktada kış mevsimi için hangi çay neye fayda sağlıyor? Vatandaşın en çok talep ettiği çay türü hangisi? Bu sene miktarı en bol olan çay çeşidi nedir? Ve en önemlisi vatandaşın buna alım gücü hangi noktada, bunları öğreneceğiz. Hem aktarımıza hem de vatandaşımıza mikrofon uzatarak. Şu ansa Fetih Baharat İşletmesi'nin yetkilisi Tayyar Çalık'la birlikte karşınızdayız. Öncelikle Haber 1919 ekibi olarak bizlerle röportaj yapmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Şunu sormak istiyorum ilk olarak. Havalar yavaş yavaş soğumaya başladı. Vatandaş bir yandan kışa hazırlanarak mevsimi rahat geçirmek istiyor. Bu doğrultuda en çok hangi çay türü tercih ediliyor ve fiyatlar bu noktada ne durumda? Şimdi firma ürünlerini biraz pahalı geliyor tabii. En çok bitkinin kendisini alarak uyguluyorlar. Biraz daha uygun oluyor. Keseye uygun oluyor. Paketleri 10 lira. En çok alınan çaylar, bitkisel olarak en çok alınan çaylar kış çayı diye bildiğimiz ada çayı. İşte hibisküs, buna benzer bitkiler. Ve bir de propolisli bitki çayı en çok tercih edilenler. Çünkü propolis aynı zamanda antibiyotik yerine geçtiği için propolis damlası olarak yaptıkları çayın içerisine damlatarak içiyorlar. Vücudun mikroplara karşı, hastalıklara karşı koruması için. Aktariye olarak da zencefil, zerdeçal, tarçın, havlucan gibi kök bitkileri alarak, kaynatarak içiyorlar. Bir de mevzu en çok gündemde olan, bugünlerde ve geçen sene daha çok piyasaya çıktı. Kozalak macunu, kozalak kürü, kozalak pekmezi, bunlar tercih ediliyor. Özellikle astım, nefes darlığı, bronşit, kuva hastalarının tercih ettiyse andız pekmezi. Peki vatandaşın bunları alım gücü ne durumda? Yani tabii şimdi evvelki gibi deneyimlik daha çok, en çok sözlerin başında denemek için ne kadar alabilirim, en azını tercih etmeye çalışıyor. Biz de denemeliğe fazla şey yapmıyoruz. Neden? Çünkü denemelik aldığı zaman tedavi etmez. Yani bir şey 3 gün 5 günle beraber tedavi olmaz bir insan. Aldığı zaman en az birkaç hafta kullanması gerekir. Peki hepsini söylemek sanırsam çok zor olacak çünkü çok fazla çay çeşidi var. Ancak genel olarak kış mevsimi için bahsedecek olursak hangi çay neye fayda sağlıyor öğrenebilir miyiz? Şimdi üst solunum yolları, öksürük, akciğer gibi rahatsızlıklarda yapışkan andız otu, andız pekmezi, ada çayı gibi rahatsızlık şeyli bitkiler üst solunum yollarına iyi geliyor. Bunu tercih ediyorlar. Özellikle ada çayından gargara yapıyorlar. Boğazlarında faranjit falan olduğu zaman. Vatandaş kendisi eğer bilerek istiyorsa zaten biz ona direktmen veriyoruz. Sorunu öğrenip direkt biz kendimiz de müdahale ederek veriyoruz. Evet. Bu şekilde. Evet. Peki son olarak şunu soralım. İzleyicilerimize yavaş yavaş soğuyan havalar için sizler hangi çayı önerirsiniz? Koruyucu olarak kış çayı dediğimiz, bitkilerin karıştırılarak bir araya getirildiği, homojen yapılmış olan kış çayı diye bildiğimiz çay var. Onu öneririz. Bir de onu yine aynen kış çayı, atom çayı diye bitkisel çayların kaynatılarak suyunun elde edildiği küp şeker haline getirilmiş olan çay var. Onu öneriyoruz tedbir olarak. Peki sormak istediğimiz sorularımız bitti. Ancak bunun yanında katkı sağlamak istediğiniz noktalar varsa dinlemek isteriz. Yani tabii hasta bizim şeyimiz hasta olduktan sonra genellikle müracaat ederiz bu tip şeylere ama rutin hale getirmek lazım. Yani hasta olmamak için tedbiri önceden almak lazım. Ara vermeden kış çaylarından değişik çayları kullanmak lazım. Peki çok teşekkür ediyoruz o halde. Biz de teşekkür ederiz, sağ olun.